Herkese merhaba, ben Şebnem Volkan. Kendinize özel alanı keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda benim için çok heyecan verici bir konuğum var. İlham Işığı Parlayanlar bölümü için söyleşi isteğimi kırmayıp gelen Yonca Muslubaş. Bu videoyu, bu söyleşiyi, tutkusunu keşfetmek isteyen ve peşinden gitmek isteyen ama bunu nasıl yapacağıyla ilgili kafası biraz karışık olanlar mutlaka izlemeliler diye düşünüyorum. Çünkü Yonca'nın bu konuda hepimize vereceği çok güzel bir hikayesi ve mesajı var. Bugünkü konuğum eski reklamcı, bugün ise stil fotoğrafçısı sevgili Yonca Muslubaş. Yonca 15 yıl geçirdiği reklamcılık sektöründen kendisini çağıran değişime karşı koyamayarak ayrıldı ve tutkusunun peşinden giderek kendini yeniden fotoğrafta keşfetti. Kendi deyimiyle baktığı her şeyde potansiyel güzelliği görmek ve estetiği ortaya çıkarmak kendisini büyülüyor. Ve bugün kendisini tutkusuyla buluşturan yolculuğunun sırlarını paylaşmak üzere bizlerle. Yonca'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Şebnem'cim. Seninle olmak ne güzel. Ay, seninle olmak da çok güzel. Birbirimizden uzakta olsak bile böyle Evet. Bu fırsatlarla yakınlaşıyoruz. Bu da çok keyif veriyor bana. Gerçekten öyle yani. Şu an yan yana gibiyiz. Evet. Şimdi Yonca, şu an çıkmış olduğun, yolu tarif ettiğin çok güzel bir betimlemen var. Kendinle ilgili bir tanımın var. Aslında sen 20 yılın sonunda ciddi bir kariyeri arkanda bırakıp sadece tutkunu keşfedip tutkunun peşinden giden çok cesur bir insansın. Kendini ifade ederken hani çok da güzel söylüyorsun. Diyorsun ki hani şu an hayatında fotoğrafçılık var ama esasında merkezinde hani güzellikleri görmek, o potansiyeli görmek ve ortaya çıkartmak var. Ve bunun bir sofra etrafında dönmesi var seni etkileyen. Ve bunun hayatına kattığı eminim çok büyük güzellikler var. Ama bir yandan da hani konfor alanından da çıkmış bir insansın. Şunu sorarak başlamak istiyorum. İnsanın tutkusunu yaşaması, hayatına geçirmesi ve bunu profesyonel yaşamının merkezine koymuş olması nasıl bir şey? İnsana ne hissettiriyor, ne yaşattırıyor gerçekten? Çok, yani çok yaşamsal bir şey bence. Şöyle bir diyalogdan bahsedebilirim. Hani birbirimize karşılaşıyoruz ya sokakta. Ne haber, nasılsın? İyi işte, ne olsun, iş güç koşturmaca. Ya bu çok kullandığım, benim de yıllarca kullandığım bir sohbet veya küçük konuşmadır. Fakat yaptığınız iş, gerçekten tutku duyduğunuz, gerçekten orada var olduğunuz bir iş olduğunuzda bu cümleyi hiç kurmuyorsunuz. Benim bunu aymam mesela çok büyük bir aydınlanma oldu bende. Yani iş güç koşturmaca. Hayır, yani öyle bir şey değil bu. Yani ben şu anki işimle ilgili bir şey yaparken, araştırırken, üretirken o iş güç koşturmaca gibi gelmiyor. Yani güç hele hiç değil. Yani o kadar keyifli ve sizi siz olarak geliştiren, büyüten, her anlamda hani ruhsal olarak bile genişlemenizi sağlayan bir şey ki. Yani en basit galiba böyle ifade edebilirim. Bu cümleyi kurmuyorsunuz tutturduğunuz bir işi yaparken. Peki karşılaştığında ne diyorsun? Hani nasıl gidiyor Yonca dediklerinde sen ne cevap veriyorsun? Çok güzel gidiyor. Çok mutluyum. Yani çok şükür çok iyi gidiyor. Daha da iyi gidecek inşallah. Bir sürü şey öğreniyorum. Çok keyifli. Yani böyle cümleler kuruyorum. İşte ne olsun veya hani veya pazartesi sendromu, değil mi? Hı-hı. Yani yıllarca kurumsal hayatta çalışan olalım veya olmayalım. Yani iş olarak baktığımız bir iş yaptığımızda ki ben reklamcılığa, benim hani kariyerimin çok çok büyük bölümü reklamcı olarak geçti. Reklamcılığa da her zaman aslında bir tür bir aşk ve tutkuyla baktım ama yani ne olursa olsun onda bile bir pazartesi sendromu vardı. Böyle bir şey yok yani, ben o gün işim varsa çok mutlu oluyorum. Yani benim için çok güzel bir şey çünkü kendim için de bir şey yapar gibi hissediyorum. Ve galiba bu hisle olunca da iş yaptığım projeler, birlikte çalıştığım insanlar öyle geliyor. Yani en azından bu bir tesadüf değilse bugüne kadar öyle oldu. Normal çalışırken yaşadığımız süreçte hani zaten yuvarlanıp gidiyoruz mantığı ve bakış açısı varken, insan tutkusunu keşfettikten, bulduktan ve onu yaşamaya başladıktan sonra, hele ki işi yaptıktan sonra artık o sürece bakış açısı tamamen değişiyor. Ve hissettikleri de onu gelişim içerisinde hissediyor. Mutlu eden bir his ve aslında mesela sen dedin ya, reklamcılıktan da çok büyük bir haz alıyordun.
Ona da çok bağlıydım. Evet. Aslında belki de tutkunu birazcık oralarda da yaşayabiliyordun ama tam anlamıyla bulduğun yer şu an Aynen. seçmiş olduğun profesyonel yaşam. Bence kesinlikle öyle oldu. Yani şu an sanki hani geçmişteki bütün deneyimler de damıtıldı. Yani sonuçta iş hayatında ne yapıyor olursak olalım, evet şey kulağa hoş ve romantik geliyor. Yani arkasında büyük bir kariyeri bıraktı ve geldi. Ya öyle bir şey olmuyor aslında. O arkada bıraktığımız kariyer veya yaşam her neyse Evet. bugün kim olmamıza çok hizmet eden bir süreç oluyor aslında, artısıyla eksisiyle. Ve oradan aslında bir şey bırakıp gelmiyoruz. Bir şeyleri eliyoruz, bir şeyleri de yanımıza alıp yeni bir yola çıkıyoruz. Ben bu fotoğrafçılık yoluna çıkarken o nedenle reklamcılıkta edindiğim her türlü elle tutulur ve tutulamayan deneyimin, becerinin beni bugünlere taşıdığını düşünüyorum. Yani çünkü mesela gözüm çok iyi eğitilmiş, algılarım çok gelişmiş bu konuyla ilgili. Sonuçta ben de müşteri ilişkileri tarafındaydım ama çok yetenekli insanlarla çalıştım. Hani ajans içerisinde olsun, yaratıcı hani fotoğraflarla, film yönetmenleriyle olsun. Yani bizim dünyamız ve gözümüz hep olanın daha iyisini, daha ilerisini, daha rafinerisini görmek üzereydi. Bunlar bana çok yardımcı olmuş. Şimdi orada bana uymayan, benim içinde olmaktan memnun olmadığım, bana bir şey katmayan taraflarını bırakıp bu edindiklerimi kendi iç yetilerimle birleştirerek bir yola çıkmış oldum. O zaman da bu nedenden dolayı da iş gibi gelmiyor. Yani gerçekten ona tutkuyla sarılıyorsunuz. Böyle bir heyecanlanıyor insan o proje geldiğinde. Çünkü ben still life fotoğrafçıyım ama yemek ve sofra kısmını ve o sofrayla hikayeleri, o minik detayları, insanların bir araya getiren o güzel dünyayı, yemeğin yerimizdeki, hayatımızdaki önemini, gıdanın diyeyim hatta, Evet. çok önemsiyorum. Onun hani sunumu, birlikte paylaşımını, fotoğraflamak, onu oradaki o duyguyu verebilmek beni çok heyecanlandırıyor. Yani bir başkası için bu çok anlamsız olabilir. Yani bir domates ve elmadan niye heyecanlanıyorsun? Ama ben heyecanlanıyorum. Güzel bir seramik tabak görmekten, onun içinde ha şimdi Bu şöyle bir arada taşı benim olsa, gözlerim de bu böyle ahşabın hafif üzerinde olsa da sulanmaya beni başladı. düşünme. Eğer Konuştukça beni şu birden anda başka bir başladı. seviyeye Olabilir. O yükseltiyor. yüzden hani Çok görsel benle olarak böyle ilgili bir şey. götürürlerse Çok beni benle ilgili bir şey olduğu için de bu işi Anlamıyorum çok tutkuyla yapıyorum. Çünkü gözlerimde bir çok reaksiyon oldu. nasıl Dediğim tekrar gibi olacak ama hayvan benim gibi oldu. ilgili bir Evet. şey. Evet, seninle ilgili bir şey. Bilgiyle anlamı, rasyonellikle sezgiyi bir araya getirip böyle üretkenliği de yaratıcılığa harmanlayıp böyle bir yol çizmişsin. Bu senin ifaden çok hoşuma gitti. Peki bu yolu çizmek kolay mı Yonca? Yani insan tutkusunu nasıl bulur? Nasıl izini sürer? Senin başına ne geldi? Yani nasıl sen bu yola çıktın? Ajansta da yaratıcı tarafta değil, müşteri tarafındaydın. Müşteriyle ilişkiler tarafındaydın. Şimdi ise tamamen sanat, yaratıcılık tarafındasın ve tamamen bir göz, bir bakış açısıyla emek verdiğin bir işin var ve bu senin tutkun. Bunu keşfetmen nasıl bir yolculuktu? Bu bir günde olan bir şey değil bence. Bu hakikaten bir şeyin oluşumu. Yani bir tohum atılıyor. Sonra o tohum filizlenmeye başlıyor. İşte büyüyor. Belki siz o an onun farkında oluyorsunuz, olmuyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki aa burada bir çiçek var. Ben buna biraz bakarsam acaba daha büyür mü? Aa evet, aa bu çok büyüyen bir şeymiş gibi çok özetlersem şöyle geriye gidebilirim. Müşteri ilişkilerinde hani olmama da rağmen hep birlikte çalıştığım arkadaşlarım da daha bir yaratıcı bir bakış açımı olduğunu söylerlerdi. Konulara farklı perspektiften yaklaşmak, değişik çözümler bulmak gibi. İyi bir artistik gözümün olduğunu fark ettim, öğrendim. Hani bu bir öğreti olarak bakabiliriz. Onun dışında hani böyle yapboz gibi oluyor. Bu hani yapbozun bir parçası olsun. Onun dışında sosyal yaşamımda hep çok sevmişimdir. Yani uzun sofralar kurulsun, masalar, işte yemekler birlikte yapılsın, değişik yemekler denensin, farklı içerikler birbirleriyle bir araya gelsin, şey olsun. Alıştığımız formatlarda sunulmasın, daha farklısın. O sofraya geleni bir heyecanlandırsın. Aa bunu böyle sunmaya veya yemeği hiç düşünmemiştim densin. Uzun uzun sohbetlere vesile olsun hani gibi bir taraf var hayatımda. Evet. Seyahatlerde mesela
Fotoğraf makinem elimden düşmezdi. Hep fotoğraf çekerdim. Gittiğimiz yerleri, mekanları, duvarları, dokuları, hani sadece alanları değil de yani daha orayla ilgili yaşamsal ipuçları veren şeylerin fotoğraflarını çekerdim. Şimdi hani bu yine yapbozun bir kısmı. Sonra ben reklamcılıktan çıkarken hani o anda tam da bulmadım aslında. Evet, böyle bir yaratma ve yeni bir şey kurma tutkum vardı. O bir şekilde beni şeye yönlendirdi. Bir 5 sene kadar şöyle bir tecrübem var. Çocuklarım da yeni olmuştu o sırada. İskandinav ülkelerinden böyle butik çocuk markalarını ithal ettiğim bir online mağaza açmıştım. Orada da beni çarpan yine o İskandinav dünyasının işte o yaratıcı desenleri, farklılıkları, hani pembe mavi çocuk bir fırfırlardan uzakta çok daha karakterli, değişik tasarımlar böyle beni bir büyülemişti. O da aslında yine bir yaratıcılıktan ve tasarımdan, hani farklı sunumdan ne kadar hani büyülendiğimi öğretiyor bana. Hani o iş daha konjonktürel sebeplerden ötürü bir sürdürülürlüğü olmadı, işte kurlar falan mesela. Fakat ben bu işi yaparken de sonradan hep fark ettim ki benim şimdi yaptığım işi yapan, yurt dışında yapan insanları takip ediyorum hayranlıkla. Evet. Ne kadar güzel şeyler yapıyor. Orada olmak istiyorum. Böyle bir ruhum çağırıyor ama ben bunu o zamanlar hiç iş olarak düşünmüyorum. Ne hoş seyirlik bir şey diye bakıyorum. Mesela Instagram'dan da, takip ediyorsun herhalde. Instagram'dan takip ediyorum. Yani o da orada oluşuyor bir yandan. Hmm. Şimdi bunu o an fark etmiyorsunuz. Sonra mesela hep hayata da işe de bunları katmaya çalışıyordum. Mesela Nuba and the Gang'i de benim online mağazamın adı. Evet. Coffee for Mommy diye bir hashtag yapmıştım o zamanlar. İşte haftanın belli günlerinde hani Mama Nuba diye tarif vereyim benim hani anne profilimi. Hani sevebilecek böyle hani kahve fotoğrafları paylaşıyordum hesabımda. Aslında ne alaka? Ama evet, bu şekilde ben bebek ürünleri satarken birden kahve giriyor işin içine. Evet, ama o dünyayı kurmuştum. Aykırı durmuyordu. Çünkü hani Nuba annesinin bir gözü vardı bence. Bir hayatı, bir yaşamı vardı. Hani evet, çocuklarını bu kıyafetleri alıyordu ama kahveyi de böyle içiyordu gibi. Derken hani bu da bir puzzle'ın bir parçası olarak düşünebiliriz. Bu iş evrilme noktasına geldiğinde şöyle bir düşünce aldı beni. Hani ne yapmalıyım? Yani bundan sonra nasıl ilerlemeliyim? Ne yapacağım? Hani derken biri bana çok güzel bir öğüt verdi. Çok güvendiğim bir kişidir. Dedi ki otur. Hani hem reklam geçmişinde hem de bu yeni online mecrada öğrendiklerini, sana kattıklarını bir listele. Bu listeye bak. Ve o dönemde tanıştığın insanlarla sohbet et. O sohbetler dedi sana güzel ipuçları verecektir ama beklentisiz dinle insanları. Böyle şeyler yaptım mesela. Ve o sefer daha çok kendim hani fotoğraf çeker buldum. Sonra benzer bir iş yapan arkadaşımla buldum kendimi. Böyle biraz da araştırdım ve kendim için fotoğraf çekmeye başladım. Ve şöyle çok ilginç bir şey oldu. Daha önceki işimde olmayan ve bu sanırım gerçekten sen kendinle ilgili doğru yolu bulduğunda o yol sana daha kolay açılmaya başlıyor. Bu çok önemli. Biz şeye çok alışmışız. Zorlaman lazım. Sonuna kadar peşinden gitmelisin. Evet. Yani bir başarı mutlaka büyük sıkıntılar elde ederek, yılmadan mücadeleler ederek olmak zorundaymış gibi bir şartlanma var bence. Doğru. Ben diyorum ki hani hayat lay lay lon işte zorlanılmaz. Ama gerçekten bir yol senin yolunsa da bu kadar ağır ve sıkı mücadeleler vermeden, hani blood and tears deriz ya bazen, bunların olmasına gerek kalmadan da yoluna devam edebildiğini gördüm. Zorlandığın alanların da aslında senin önünü kesmek için değil, daha gelişmen ve genişleyebilmen için çıktığını deneyimledim. Tabii ki hani bir şeylere mücadele veriyorsunuz, bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bunu da yapabilmem için şunu öğrenmem lazım oluyor bu. Sizi yoldan çevirecek veya yolunuza bariyer çekecek, o duvarı yıkmak zorunda kalıp da perişan olacağınız bir şey olmuyor. Doğru ve iyi ifade edebiliyor muyum ama? Çok güzel ifade ediyorsun. Evet, insanın tutkusunu keşfedebilmesi için önce
Hani hikayesi, geçmişte yaşadığı şeyler zaten onu tutkusuna taşıyacak şeyler. Hikayesini birleştirebilirse, oradaki zenginliği fark edebilirse ve orada onu öne çıkartan yeteneklerini görmeyi başarırsa aslında tutkusuna çok yaklaşmış oluyor. Tutkusunu keşfedebiliyor ve tutkusunu yaşamaya başladığında da hayat o zorluklardan biraz arınıyor. Ya da daha keyif alarak sebat mı etmeye başlıyor insan bir yandan da? Hani dedin ya, duvara çarpmıyorsun, öğrenerek evet. ilerliyorsun. Aynen, öğrenerek ilerliyorsun ve kendini o işe adadığın zaman, çünkü başladığın işte ilerlemek ve onu sürdürebilir kılmak için bir adanmışlık gerekiyor. Hı hı. Ama bu adanmışlık algısı vardır ya, hani fedakarlık. Evet. Hayır, öyle bir şey değil. Yani kendini bu işe tamamen verebilme ve orada hı hı. kalabilme ve ilerleyebilme adanmışlığı. Yine aslında kendin için yaptığın bir şey. Evet. Yani o yol senin yolunsa böyle bir şeyi çok daha kolaylıkla yapabiliyorsun bence. Ve dediğin gibi yani insan tutkusunu bulurken en önemli şey kendini çok iyi tanıyor olması veya tanımaya çalışabiliyor olması. Mesela ben o süreçte bir mood board yapmıştım kendime. Hayatımda neler olmasını isterim diye böyle fotoğraf karelerinden oluşan bir mood board yapmıştım. Orada yemekler vardı, sofralar vardı, seyahat fotoğrafları vardı, böyle bir takım keten kumaşlar vardı. Yani ben bunun ne olduğunu tam bilmedim ama öyle bir şey yaptım. Sonra biraz zaman üzerinden geçip ona baktığımda ben o istediğim hayatın fotoğraflarını kareliyor olurken buldum kendimi. Çok güzel ve çok enteresan bir şey söylüyorsun. Genelde mood boardlar, işte dream boardlar, işte evet, geleceğe evet. yönelik hayallerini resmettiğin boardlar hazırlanır. İşte orada nasıl bir kariyer istiyorsun, nasıl bir yaşam, nasıl bir ev, nasıl bir ilişki, hani onları resmedersin. Ama senin yaptığın biraz daha farklı bir şey anladığım kadarıyla. Yani çok da değil bence. Yani neyi seviyorum, beni neler heyecanlandırıyor, şu içimi bir yükseltiyor duygusunu anlayabilmek için. Buna dream board da diyebiliriz dediğin gibi. Ben mood board dedim ama evet dream board oldu. Yani benim yaşamak istediğim yer, görmek istediğim şeyler, bulmak istediğim ortam, nasıl şeyler benim enerjimi yükseltiyor diye düşünerek yaptığım bir board'du o. Sonra bu işe başlayıp da onu hatırlayıp geri dönüp baktığımda o karelere benzer fotoğraflar çektiğimi gördüm. Harika. Evet. Yani senin hayatında olmasını istediğin şeyler, bütün o parçalar şu an evet. zaten hayatında ve aynen. kare resmettiğin karelerin içerisinde. İçerisinde ve ben bunları insanlara fayda sunarak yapabiliyorum. Yani o da çok güzel bir şey. Yani çünkü insanlar da bir tutkuyla bir şey yaratıyorlar. Hı hı. Toprağa, işte ateşe, suya tutkulu, seramik sanatçısı olmuş. Hı. Nefis formlar yaratıyor, ortaya koyuyor. Bunu insanlara anlatması lazım. Günümüzde de bunun en doğru ve yapılması gereken yolu o hani bütün hani sezgilerini kullanmış, yeteneğini kullanmış, nefis ürünler yaratmış, insanlara göstermesi, sunması lazım. Evet. Şimdi ben mesela fotoğraflarımla onu bu konuda hizmet edebiliyorum. O güzel ürünlerini en hoş şekilde, hayal ettiği şekilde ve o duygularla insanlara gösterebilmesini sağlıyorum fotoğraflayabilerek. Veya ne diyeyim, birileri hayal ettikleri bir butik otel açmış, büyük emek vermiş, maddi manevi, çok güzel düşüncelerle harika bir yer yaratmış. Nefis yemekler, doğa, işte konsept, ama insanlara bunu anlatmaları, göstermeleri lazım. O zaman buna vesile olabiliyorum. Yani müthiş bir şey. Evet. Yani hem olmak istediğim ürünlerle, olmak istediğim derecede ilham veren insanlarla, olmak istediğim yerlerde olabilme şansını yakalayıp, hani bunları fotoğraflayıp, işte editleyip, bir ruh katıp ve o insanları hani mutlu ve memnun edebilme bahtiyarlığına da erişebiliyorum yani. Hani diyorsun ya, var olan şeyin potansiyelin içindeki güzelliği görüp gösterebilme ve evet. o çalıştığım insanları da onur edebilme şansına evet. sahip oluyorum. Aslında evet. gerçekten dünyaya tutkun aracılığıyla da bir hizmet sunuyorsun. Yani aslında tutku dediğimiz şey senin sunmak istediğin hizmeti gerçekleştirmenin bir yolu. Kesinlikle.
Çok doğru. İnsanların kafasının en karıştığı noktalardan birinin o olduğunu düşünüyorum. Büyük bir hedef var. Hani hayata sunmak istediği bir hizmet var. Belki onu fark ediyor. Birçok insan fark edemiyor ama fark eden insanlar da onu nasıl hayata geçirebileceği konusunda yolu bulamıyor çoğu zaman. Halbuki onu hayata geçirebilmenin yolu tutkunu keşfetmek ve onu yaşamaya başlamaktan geçiyor. Yani şuna hep çok inanıyorum. Tutku böyle şöyle bir şey değil. Tutkumu keşfettim, buldum, şimdi yaşıyorum ve boom. Ya öyle bir şey değil. Bebek adımları. Bebek adımlarıyla başlanması gerektiğini, ama şu çok önemli. Başlamak, yapmak. Yani aksiyon kadar kıymetli bir şey yok. Çünkü onu aktive etmediğiniz sürece onun büyümesi, siz yolunu bulma, size yol açmak imkan, böyle bir şey yok. Siz onun daha ufacık bir halini keşfetmiş olabilirsiniz ama bununla ilgili ufak bir adım attığınızda bir adım atabilmeniz için başka bir sebep geliyor. Üçüncü adımı atabilmeniz için başka bir sebep geliyor. Sizin de buna açık ve hani kabul edebilir bir konumda olmanız lazım. Şunu hissetmek lazım. Yani ben ne yaparken, ne sunarken, ne düşünürken, neredeyken kendimi çok iyi hissediyorum, iyi ifade ediyorum, daha yükselmiş hissediyorum. Belki yemek yemeyi unutuyorum. Yani o kadar önemli hale geliyor ki diğer şeyler sonra da bakılabilir oluyor. Yani bu çok önemli. Bunu bulabilmek. Evet. Yani kimisi bunu çocuklarla ilgilenirken buluyor olabilir. Kimisi bitki budarken buluyor olabilir. Kimisi bir makale yazarken buluyor olabilir. Kimisi resim yapıyor. Kimisi bisiklete, ya bilmiyorum yani. Ama o yükselmeyi, hatta birkaç şeyde de yaşayabiliyor olursunuz. Bu bir tanesi olması gerekmiyor. Birkaç şeyde yaşıyorsanız daha da bence talihlisiniz. Arasından seçebilirsiniz veya benim hani bu bahsettiğim gibi yap bozun parçaları gibi onları farklı bir şekilde birleştirip şu ana kadar kimsenin sunmadığı çok farklı bir şey de sunabilirsiniz dünyaya. Ama kendiniz için önce kendinizi var edebiliyor olmanız lazım ki başkalarına bir faydanız olabilsin. Evet. Ya çok önemli birkaç bir şey söyledin. Onu bir böyle bir altını çizmek istiyorum. Birincisi, hiçbir şey bam diye olmuyor. Yani mutlaka emek vermek ve aksiyon almak gerekiyor. Aynen. O aksiyon hani bebek adımları dahi olsa zaten seni ilerletiyor. Eğer sen hani zaten tutku yolunda ilerliyorsan o konuda da inanılmaz bir motivasyon ve sebat hissediyorsun ve ilerleme coşkusu hissediyorsun. İkincisi, fırsatlar çıkıyor insanın karşısına. Hı-hı. Bu çok önemli. Yani o çıkan fırsatı da hani tutku bakış açısıyla bakıp değerlendiriyorsun. Aynen. Ve şu çok önemli. Yani biz şuna da çok şartlandırılıyoruz. Özellikle toplumda, okul hayatında, iş hayatında ne yaparsam hani çok mükemmel olmalı, çok kabul görmeli. Hele bunu bir yaştan sonra yapıyorsak, yani ben bunu 44-45 yaşından sonra hani yaptığımı düşünürseniz. Yani, bu da çok güzel. Hani koskoca bir kadın, bir şirketin genel müdürü olma seviyesinde. Şimdi öyle şartlandırmalarımız var. Hayata yeniden başlama, bir şeyleri yeniden yap. Yani biri burun kıvırır mı? Ay bu da bu günden sonra fotoğrafçı mı oldum? Anlatabiliyor muyum? O kadar çok kendimize negatif bariyer ve takma potansiyeli var ki. Bir kere bunların farkına varıp bunların gerçek olmadığını, tek bir hayat yaşadığımızı, içimizde bir sürü değişik potansiyel olduğunu, bugün bir değil bir sürü kariyer yapabileceğimizi, bir anda birden fazla kariyer yapabileceğimizi, kariyerin ne kadar da anlamsız bir kelime olduğunu belki de. Anlatabiliyor muyum? Gibi şeyleri de öğrenmemiz lazım. Bunlar öğrenilmesi gereken şeyler diye düşünüyorum. Çok çok. Ve yani hiçbir şey mükemmel değil. Hı hı. Öyle doğmuyor. Yani hiçbir şey mükemmel doğmuyor. Yani çocuk mükemmel mi doğuyor? Yani küçük, ağzına sallayarak hani dişsiz, yürüyemeyen bir şey yani. Düşünsene. Eksikleriyle gelmiş dünyaya diyorsun. Gelmiş. Ama gelmiş yani. Gelirse der ya, hani eskiler söyler ya, doğan çocuk büyür. Ya bu da böyle bir şey. Adım atmanız lazım. Büyümüyorsa başka bir tarafa serpilecektir. Yani sezgilerinizin ve algılarınızı açık tutmanız lazım. Evet.
ve başkaları ne diyor, ne der konularına çok takılmamanız lazım. Evet. Yani arka arkaya çok güzel şeyler söylüyorsun Yonca. Yani şunu da altını çizmek istiyorum söylediklerinin içerisinde. Dedin ya, insan tutkusunu bulurken işte ne onu yaparken mutlu ediyor, kimlerle beraberken iyi, hangi konuda daha yetenekli ve hangi konu onun için daha yükseltici. Hani bunları da keşfetmesi, kendi farkındalığı açısından, yani kendisinin farkında olması, dışarının yorumları ve sesleriyle hareket etmektense kendisini çok iyi gözlemleyip değerlendirmesi ve kendisini tek bir hayata, tek bir kariyere asla mahkum gibi görmemesi, yeni bir şeyler denemeye cesaret etmesi. Yani çok haklısın. Belli bir yaştan sonra insanın yeni bir şeye sıfırdan başlaması çok riskli bir şey, cesaret isteyen bir şey. Çünkü tüm konfor alanından çıkıyorsun. Kesinlikle. Güvence hissettiğin tüm alandan çıkıyorsun. Tamamen kendini bir olasılıklar denizinin ortasına bırakıyorsun. Ortasında buluyorsun. Nereye gideceğini bilmediğin, hı-hı, bir ortamda buluyorsun. Ama o sezgi ve his, çünkü hep arada bu kontrolü yapmak gerekiyor. Ben, yani benim de bunları hissettiğim oldu. Yani hani ben nasıl bunu yapacağım, bir nasıl iş çıkacağım? İnsanlar bana neden iş versin dışarıda bu kadar fotoğrafçı varken, bunu, yıllarca bunun profesyonelce çalışmış insan varken neden ben hani olsun sorularıyla arada debelenirken, ama o his hep beni tuttu. Onu yaparken ki kendini kaybetme ve hani ruhunu katma var ya, ve daha iyi nasıl öğreniyor? Şimdi bu soruları ben kendime söyleyince şunu yapabilirdim. Evet ya, ben ne yapıyorum? Yapamam ben. Bu bir seçim. Şu bir seçim. Ya o zaman daha hızlı ve daha iyi gelişmek için ne yapabilirim? Hı. Yani şu an şu seninle konuşuyoruz ya burada. Evet. Teknik mesafeleri ve zamanları hiçe indirgeyen bu muhteşem teknolojiyle artık eskisine göre bilgiye ulaşmak, öğrenmek, üzerinde çalışmak, özümsemek, tekrar öğrenmek çok kolay. Bir bilene yani, ulaşmak. Evet, bilene ulaşmak. Ve dışarıda da öğrendiklerini insanlara yaymak için, vermek için bekleyen ve veren insan eskiye göre çok fazla var. Hani eskiden şey vardı, böyle bir şey vardı hani. Bilen bildiğini kendine saklar. Hani çok fazla bunlar paylaşılmaz. Hı-hı. Veya en noktalar söylenmez. Hayır, sen bir şeyi öğrenmeye karar veriyorsan bugün öğrenmeme ihtimalin yok. Evet. Ya o yüzden de madem benim içimde bu his var, evet bunlar da doğru. Hani geç yaşta başlamışım, başka bir sürü fotoğrafçı var, niye ben olayım deyip geri dönebilirim. Ya da hayır, bu doğru bir duygu deyip tamam, bu problemleri nasıl bertaraf edeceğim? Daha çok, hı-hı, öğren, daha çok çalış, daha çok araştır, daha çok deneyimle gibi bir yol seçiyorsun o zaman. Bu da, evet, yok. Ben bunu seçtim. Bunu seçtin çünkü zaten sezgilerin sana bunu söyledi. Tutkun da zaten o sezgilerini takip etmen için seni destekleyen çok önemli bir kuvvetti. Evet. Peki, şimdi hani böyle şey konuşuyoruz ya, tutkusunu keşfeden insan illa böyle bireysel bir şey yapmak zorundaymış gibi. İşte fotoğrafçılık yapmak, ondan sonra kitap yazmak, kendi girişimini yaratmak. Aslında hani güzel detayda arada şeyi söyledin sen. İnsan tutkusunu yaşayabildiği her yerde hayata geçirir. Yani kurumsal hayattan illa çıkmak diye bir şey de söz konusu değil. Tutkunu orada yaşayabiliyorsan, özgürce yaşayabiliyorsan, sana o özgürlüğü hissettiren bir ortamdaysan, sen orada da çok güzel şeyler yapıp orayı parlatıp kendini de parlatabilirsin. Kesinlikle. Yani illa tutkunun peşinden gitmek demek, dediğin gibi çık ve tek başına bir şeyde yol al demek değil. Ama o kontrolü yapmak. Yani ben reklamı da tutkuyla yaptım. Ta ki oradaki hissimle realite artık örtüşmemeye başladığında. Çok güzel bir nokta. Yani bu kontrolü hep yapmak lazım. Yani o alışveriş kesilmişti. Yoksa benim işimle müthiş bir alışverişim vardı. Ben çok severek, çok mutlulukla yapıyordum. Geç saatlere kadar çalışmak, setlerde olmak, ajansta olmak beni uzun yıllar yormadı. Çünkü beni de çok besliyordu. Ta ki o alışveriş kopup da ya ben burada hala o duyguyla var olabiliyor muyum?
hissedip hissetmemekle ilgili bir şey. Yani konusal hayatta da olabilirsiniz. Evet. Bir hastanede hasta bakıcı da olabilirsiniz. O insanların o andaki hani iyileşmesi ve bir şu an huzura varmaları sizi çok mutlu ediyorsa zaten sizin yeriniz orasıdır. Yani hissetmek istediğinle yaptığın şey birbirinle örtüştüğü an, yer dememiz belki daha basitçe ifade eder. Evet. Yani aslında hani tutkuyu yaşayabildiğin her yer senin tutku projendir diyebiliriz. Evet. Yani o da çeşitlenebilir. Aslında tutku tek bir şey ama onun projeleri farklı farklı ve çeşitli olabilir ve o da sana kariyerinde birçok farklı yenilik açabilir, yol açabilir. Evet. Çeşitlilik sunabilir. Sen o bağlantıyı kurmaya devam ettiğin sürece her yol senin yolundur. Ve hayata da geri dönüp bakmanız lazım. Gerçekten her insan farklı yetilerle dünyaya geliyor. Öz becerilerle dünyaya geliyor. Bizi biz yapan şey bu. Yani beni ben yapan şeyler, özellikler ne diye bakmak lazım. Birilerine şefkatle bakabilmek, şifa verebilmek mi? Birilerine rehberlik edebilmek mi? Hayvanlara bakabilmek mi? Veya bir kuruma, bir şirkete annelik edebilmek mi? Veya babalık edebilmek mi? Ya da yazı yazmak mı? Ama var yani şu içimizi bir sepet olarak düşünürsek o sepette ne malzemeler var? Bir bakmak lazım. Biz çok dışarı bakıyoruz. Yaşıtlarımız ne yaptı? Komşularımız ne yaptı? Okul arkadaşlarımız ne yaptı? Meslektaşlarım ne yaptı? Yani kendimizi hep dışarıya göre kurgulamaya ve adapte etmeye çalışıyoruz. Ay o yoldan gitti, ben gidemedim, bir dakika oraya mı döneyim? Yani o kadar içimize ve kendi yolumuza bakmak bize öğretilmemiş ki. Çok doğru. Bunu öğrenmek lazım. Aslında kendi yolumuzu, herkes kendisinde özel olarak var olan o özgün farklılığı ortaya çıkartmak. Otantik, özgün. Evet. Ortaya ait. Aynen öyle. Ortaya çıkartmak ve bunun hizmetini sunmak istiyor. Ama bunun için en önün ne yapacağıyla ilgili çok belirgin bir yol haritası yok ve dolayısıyla da çevresine bakıyor. Kim ne yapıyor? Kim nasıl yolunu buluyor? Kimin ışığı daha fazla parlıyor ve ne yaptığında parlıyor? Ben de aynı yoldan gitsem olur mu? Ve o denemelere sapıyor. Halbuki dediğin gibi kendi içine yöneldiğinde ve kendini fark etmeye başladığında olayın rengi kendi özgün yolunu bulmuş oluyor. Kendi özgün tutku projelerini de bulmuş oluyor. Peki sana soracağım. Bunu hani sen söyledin ara ara. Dedin ki mood board hazırladım. Ondan sonra işte geçmiş kariyerimdeki beni iyi hissettiren ya da iyi olduğum konularla ilgili, ne aldığımla ilgili bir liste çıkarttım. İnsanlarla sohbet ettim. Başka var mı bunu ekleyebileceğin? Hani bizi dinleyenlere, izleyenlere yol göstermek adına, kendi kendilerine yapabilecekleri, uygulayabilecekleri tutkularını keşfetmek adına. Yani ta çocukluklarından beri bugüne kadar düşünüp, yani onları neler heyecanlandırıyordu, neler, ne yaptıklarında hem kendilerinin hem başkalarının hoşuna gidiyordu veya o an yapmış oldukları işin en sevdiği tarafları ne, veya ne yaparken kendilerini çok mutlu yakalıyorlar, yani algılarını ve sezgilerini açmalarını, gerekiyorsa yardım almalarını. Evet, yardım çok önemli. Yani çünkü insan kendini bir noktada bu kadar objektifte değerlendiremiyor veya kendine bakamıyor. Bu konuda onlara hani yardımcı olabilecek, yol gösterebilecek, zihin ve ruhsal farkındalıklarını daha kolay algılamalarını sağlayabilecek konuda rehberlik edecek kişilerle çalışabilirler. Yazabilirler mesela. Yani şu an ne yapıyor olsalar çok mutlu olurlardı. Olmuş gibi bunu yazabilirler. Planlamadan. Evet. Her gün yazabilirler. Neler yazdıklarını da şaşıracaklardır büyük ihtimalle. Değil mi? Çünkü o zaman daha böyle akışta yazıyorsunuz. Bazı şeyleri hatta düşünmeden yazıyorsunuz. Bastırmadan yazıyorsunuz. O zaman çok güzel sürpriz ipuçları çıkabilir kişilere. Özellikle belki sabah saatlerinde yazmak. Hani hiçbir şey yokken zihinlerinde böyle tamamen uyanır uyanmaz ilk içlerinden dökülenleri dökmek. Aynen, evet, bakalım. Ya hele sabah saat dediğin gibi çok güzel. Bilinç daha, bilinçaltını çok daha bastırmamış bir noktada büyük ihtimalle.
Yani o bilinçaltından serbest yazışta neler geliyor bakalım. Çünkü bilinçle bilinçaltımız ilişkimizi böyle bir uzak tutuyoruz bence o konfor alanından bizi çıkarıverir korkusuyla. Halbuki korkacak hiçbir şey yok. Peki bir şey soracağım. Sabah saatleri yaşama şeklin, erken kalkma durumunda değişikliğe uğradı mı? Her sabah yani çok çok ekstra bir şey olmazsa mutlaka meditasyon yapıyorum. Böyle bir kendimle 10 dakika 20 dakika kalıyorum. Onun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. O kendinle geçirdiğin zamanın. Bir şeyler düşünsen de, düşünmesen de, derinlere dalasan da, dalmasan da. Hani bilinçli bir şekilde öyle kalabilmek kolay değil. Özellikle hani gün içerisinde telefon, iPad o kadar bölünüyoruz ki. O yüzden o meditasyon zamanlarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben sabahları. Evet, özellikle bu yolculukta sezgiler çok önemli. O sezgilerle evet. temas kurabilmek için kendine 10 dakika bile olsa o meditasyon evet. zamanını vermen birçok o yolculuğundaki o iletişimini, sezgilerin olan iletişimini sen farkında olmasan da kuvvetlendiren, güçlendiren evet, bir egzersiz oluyor. Evet, çok katılıyorum. Bu yolculuğun içerisinde olan birisi olarak kendini büyük resimde nerede görüyorsun? Bundan sonra yolculuğun seni nereye taşır sence? Ha, bilmiyorum Şebnem. Büyük resim lafları da çok büyük geliyor bana artık. Daha o kadar büyük resmi göremiyorum. Yani beni şu an heyecanlandıran şeyler var. Küçük küçük önümde. Yani ben onları yaptıkça o büyük resim oluşacak bence. Ve bence ben bile vay be nasıl bir resimmiş diyeceğim. Yani belki algılarımın ötesinde bir büyüklük var. Bilmiyorum ki. Ne bilebilirim şu an şöyle. Yani şu an şu zamanda şuradayım. Ne kadar bilebilirim? Yani olabilecek muhteşem şeyleri şu an belki hayal bile edemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet, ya, evet. Ama bunlar fotoğraf konusunda mı olacak onu da bilmiyorum ki. Bundan bir 10 yıl önce sen fotoğrafçı olacaksın deseydin herhalde sana boş gözlerle bakardım. O yüzden bir 5 sene, 10 sene sonra ne olacağım onu da bilmiyorum. Çünkü bu nereye evrilecek? Hani diyorum ya kontrol etmek lazım. Belki ben 5 ya da 10 sene sonra bugün duyduğum o heyecanı duymayacağım. Çünkü daha büyümüş olacağım belki. Daha gelişmiş olacağım. Bu beni peki başka bir şeye taşıyacak. Başka bir projeye. Başka bir tutkunun filizlenmesini ve onu orada büyütmeme vesile olacak. Bilmiyorum. O yüzden bu yolculuk güzel. Ve insanı özgür hissettiriyor. Çok konforlu değil. Çünkü konfor nedir alıştığımız? Benim sağım solum ne olduğunu hani bileyim. Hiçbir şey bozulmadan yaşayayım. Yani o zaman mum yalanalım ve öyle devam edelim hayata. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. Ama hayat öyle bir şey değilmiş gerçekten. O yüzden de evet 10 sene sonra ve 20 sene sonra şurada olacağım gibi cümleler kuramıyorum ben bugün itibariyle. Benim için de sürpriz olacak. Eminim çok güzel bir yolculuk olacak. Çünkü ben izlerken çok keyif alıyorum. Senin hesabın da çok keyifli bir hesap. Burada bizi izleyenler için aşağı ben şeyde hesabının bilgisini de vereceğim. Açıklama kısmında seni takip etmeleri için gerçekten fotoğraflarının içerisinde ve yazdığın hikayelerde çok güzel anlam ve içerik buluyorum. Çok güzel bir görsel içerik sunuyorsun. Bence seninle çalışan herkes de çok şanslı. İnşallah belki bir gün ben de çalışırım. Ay ne güzel oldu keşke. Yonca çok teşekkür ediyorum burada olduğun için. Harika bilgiler verdin kendi yolculuğunla ilgili. Herkesin faydalanabileceği, kendi yolculuğuna adapte edebileceği çok değerli bilgiler verdin. Öyle oldu. Bizimle olduğun ve paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Eğer yorumlarınız varsa mutlaka aşağıda yorumlarınızı benimle paylaşın. Kanalıma abone olmadan lütfen videoyu kapatmayın. Bir başka videoya geçmeyin. Ve beğendiyseniz de beğendim tuşuna basın lütfen. Haftaya yeni bir yayınla bu kanalda görüşmek üzere. Sevgiyle ve tutkuyla kalın.